gidecek organikasıtlarla? Nereye gider organikasıtlar? Burada hangi yemeklerin... Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlknur Kılınç'ın sosyal sorumluluk kampanyaları dersi çerçevesinde 5 kız ve 1 erkek öğrenci 5 çiçek 1 böcek adı altında grup oluşturdu. Grup üyeleri hazırladıkları geri dönüşüm projesiyle hem farkındalık oluşturdu hem de kırsal kesimlerdeki okullarca eğitim gören çocukların yüzünü güldürdü. Proje çerçevesinde öğrenciler öncelikle 2000'den fazla öğrencinin kaldığı yurtta geri dönüşümle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yaparak farkındalık oluşturdu. Eğitimden sonra palyançolar çocukları eğlendirip dans etti. Eğlence yüz boyama, kukla gösterisi, patiska kumaş üzerine el baskısı yapma, ritim çubuklarıyla şarkı söyleme gibi çeşitli etkinliklerle devam etti. Daha sonra öğrencilere pizza ikram edildi. Ne yapıyorsun öyle? Ay tilki, ödümü kopardın, tüllerim kabardı, yok bir şey geziyorum işte. Gördüm, bir şeyi yanlış yaptın. Neyi yanlış yapmışım? O şişeyi sen attın oraya. Çocuk olarak karnım. Proje ile ilgili bilgi veren İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İknur Kılınç şunları söyledi. Her bir öğrencime yaptıkları projelerle ilgili kendilerinin bir grup adı olmasını önermiştim. Bu grupta da öğrencilerimin ismi 5 çiçek 1 böcekti. İşte 5 kız ve bir tane de erkek öğrencimizden oluşan bir gruptu bu da. Onlar da projeleri kapsamında şunu yaptılar. Açıkçası yine aynı şekilde bir tane sivil toplum kuruluşu, iki tane de toplulukla iletişim kurarak grup halinde ekip çalışması gerçekleştirdiler. Çalışmada da öncelikle bir geri dönüşümle ilgili bir çalışma yaptılar ve bunu da üniversitede kendi bulundukları, kaldıkları yurtlarda gerçekleştirdiler. İlk adımı bununla başladı, geri dönüşümle. Geri dönüşümden aldıkları kazanımlarla, destekle bunu bir köy okuluyla iletişim kurarak, oradan aldıkları kazanımlarını okula taşıyarak, okulda etkinlik yaptılar. İşte okulda topladıkları yardımlarla çocuklara hediyeler götürdüler ihtiyaçları kapsamında. Ve açıkçası iyi olan tarafı da bu projede de hem ekip çalışması, ekip ruhunu kazanmış olmaları, diğeri de ikinci dönemde tekrar bu projeyi gerçekleştirme hevesleri ve okulun da onlardan çok memnun kalarak bu çalışmayı devam ettirme istekleri. Açıkçası projeyi kıymetli kılan özelliklerden de biriydi. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elif Şahin ise şu bilgileri aktardı. Geri dönüşüm kapsamında 5 çiçek 1 böcek grup adamızla beraber İknur hocamızın da desteğiyle bu projeye başladık. Konumuz aslında birçok şeyi kapsıyordu ilk başlarda. Birçok konu fikir öne sürüldü. Arkadaşlarımız öncesinde huzur evi projeleri olsun, kuş evleri olsun veya başka hayvan barınakları olsun destek vermek amaçlı bunları öne sürmüştü. Ama biz tabii bunun basit olacağını düşünmüştük. Herhangi bir konu olmasını istemiyorduk. Ve geri dönüşüm fikri de zaten ben öncesinde temaya üyeliğim vardı. Diğer topluluklarda doğayla ilgili topluluklarla da üyeliğim vardı. Ve bunlardan yola çıkarak geri dönüşüm fikrini öne sürüp buna karar verdik arkadaşlarımızla. 6 kişilik bir grubumuz var. Bu 6 kişilik grubumuzda herkeste bir görev dağılımı vardı. Herkes bunu aslında bir ödev olarak başlamıştık hepimiz. Ama sonrasında ödev olmaktan çıktı. Bu artık insanları hem bilinçlendirmek olsun, geri dönüşüm olsun hem de köy okulu, belirlediğimiz köy okuluna çocukları mutlu etmek adına olsun çok güzel şeylere vesile oldu. Aslında köy okulunu belirlerken tabii biz bunu kendi açımızdan
hangisi bize uygun olur? Biz hangi köy okuluna destek sağlayabiliriz? Geri dönüşüm yapıyoruz ama tabii bu geri dönüşümü yaparken bu geri dönüşümden sadece para desteği sağlanmıyor. Onun dışında sponsor destekleri de aldık. 6 kişilik öğrenci grubu olarak da bize en uygun okulu seçtiğimizi düşünüyorum. O çocuklara kırtasiye malzemeleri olsun, etkinlikler, oyunlar, bazı çocukların pizza yemediğini düşünerek pizza sponsorluğu vesaire bunları almıştık. Daha sonra canlı müzik eşliğinde çocukları eğlendirdik, onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de bu projeye vesile olan İknur hocamıza da teşekkür ediyorum. Ben çocukları çok seviyorum. Çocukların da hep mutlu olmasını, gülümsemesini görmeyi sevdiğim için zaten başta hani mülteci çocukları düşünerek de bir proje yapmayı düşünmüştük ama sonrasında köy okulu projesi bize daha mantıklı geldi. O yönde ilerledik. Çocukluğumda aslında bazı çocukların tabii ki eksikleri, üzüldükleri noktalar olduğunu gördüm. Bu da hani beni bu yönde etkilemiş olabilir. Ben de bu yöne gitmiş olabilirim. Ama çocukları da çok sevdiğimden dolayı yaptım bu etkinliği, projeyi. Bu etkinliği yaptığım için çok mutluyum. Çünkü çocuklarla orada yaşadığım heyecan, sevinç, mutluluk, hani onların bize sarılması, gitmeyin bizi burada, hani doğum günümde de gelin gibi notlar vesaire vermişlerdi bizlere. O notlar da duruyor. Bu hani çocukları mutlu etmek çok bambaşka bir şeymiş. Biz onu gördük. Onlarla birlikte oyunlar, danslar, işte hediyeleri verirken gözlerindeki mutluluğu görmek bambaşkaydı. Böyle yap Abdüno. Böyle yap. Şimdi getir eline. Kocaman.